İbn Sina, Farabi, işte İbn Rüşd'ler filan falan deniyor. Zamanında bu adamların en azından büyük çoğunluğun canını okudular. Yani Spinoza, yani Spinoza'nın düşünün yaşamını, ben iki evini de gördüm. Amsterdam'da bir tanesi, bir tanesi Rotterdam'da. Sokrat. Yani küçük bir kulübe gibi bir şey var ve gözlük camı keserek hayatını kazanıyor. Spinoza tabii büyük bir zeka, büyük bir bilim adamı. Büyük bir filozof zaten, onu söylemeye gerek yok. Ama aynı zamanda hakikaten bir bilim insanı. Devrin en büyük bilim insanları onun yanına geliyorlar. Yani Leibniz falan bile uğruyor. Gerçi orada biraz bilimin, takdir edersiniz ki, siyasal ve askeri çıktıları da vardır. Onlarla da alakalıdır ve Leibniz için en azından söyleyecek olursak pek masum bir şey. Biraz ünlü düşünürlerin yazgısı da böyle oluyor. Şimdi şöyle tabii, düşünme özü gereği bir ayrışma faaliyetidir. Zihin, o yüzden nezaket derken, yani dürüstlük hakkında filan konuşurken bazıları abarttığımı zannedebilir. Oysa az söylüyorum. Yani gereğinden daha az söylüyorum. Şu bakımdan, insanı birleştiren duygulardır. İnsan duygularla toplum olur ve siyasette zaten duygular üzerinden toplumu ya böler ya birleştirir. Ama ben hep şeyde özetlerim. Bütün tapınmanın temeli yemek yemektir. Yani birlikte yemek yemek. Festival, bayram, bilmem ne filan dediğinde birlikte yemek ye. Birlikte yediğin, yemek yediğin adamla kolay kolay savaşamazsın. O yüzden barış anlaşmaları vesaireler filan masada olur. Yersin, birlikte yersin, birlikte içersin. Dolayısıyla duyguda toplum bir araya gelir. Yani yemek yediğinizde duygusal alışveriş olur. Bir şeyde diplomatların anlaşma yapmak için bir araya geldiği yerde duygular değil, düşünceler çarpışır. Siyaset ussallaştıkça ister istemez çıkar odaklıdır ve çıkar üzerinden ilişki kurar. İlkeler üzerinden kurmaz. Siyasette ilke çok az rastlanır bir şeydir. Siyasetin ticaret gibidir. Siyaset ve ticaret ilkeyle sınırlandığını düşünür. O yüzden ilkeler siyasetçileri şey yapar. Yani bir yolunu bulun. Yani ikinci derecedeki politikacılar, yani liderlerin etrafındaki insanlar, ilkelerin nasıl bypass edilebileceğinin yolunu bulan, yani vezirlerin işi odur yani. Uyanık evet, tilkiler, aslan yapamaz bunu ama aslan engelli, diken istemez. İşte tilkiler genelde aslana bu şekilde yardımcı olur. Duygu birleştirir ama us ayırır. Kimi ayırır? Önce düşünen insanın duygularından düşüncelerini ayırt etmesi gerekir. Bu çok zor bir şeydir. Yani insanın önce kendisinin ikiye yarılması lazım. Bir tarafta kalp, bir tarafta akıl. Yani beyinle kalbi birbirinden ayırt etmek lazım. Ve bunu becermek çok az kişiye nasip olduğu için bu işlere alakada azdır. Dolayısıyla siyasette de böyle, toplumsal olarak da böyledir. Toplumda da ussal olanla duygusal ve duysal olanı ayırt etme becerisidir. Felsefe aslında us dünyasına çıkabilme, yükselebilme yeteneğidir. Bize kazan, yani çok mistik tabirlerle anlatılmıştır ama bunlara gerek yok. Felsefe insana ne kazandırır denilse, ussal yaşamı, öte dünya yaşamı denilen şey felsefede us yaşamıdır. Us yaşamı. Us yaşamı, duyu yaşamından, duygu yaşamından kopmayı, hiç değilse bir süre kopmayı gerektirir. Hatta biraz konu dışına çıkayım.
Sufilerin bir tabiri vardır. Şimdi bir fark makamı vardır. Bir cem makamı vardır. Fark makamı Tanrı Tanrı'dır, kul da kuldur. Yani yaratanla yaratılanı Halik ve mahluk diye ikiye ayırırsınız. Yani Tanrı odur yani. Ama Hallaç'ta ben oluyor. O sen olabilir. Tanrı sen olabilir. O da olabilir. Çünkü Tanrı'ya dua ederken siz diye dua etmezsin. Hatta buyruk kipi kullanmanız lazım. Bana ekmek ver, sıhhat ver, ey Tanrım demen lazım. Verir misiniz? Bana ekmek verir misiniz ey Tanrım diye Tanrı'dan nazik dua edilmez. Tanrı'ya buyurmanız gerekir. Bana ekmek ver, bana güç ver, kuvvet ver diye buyruk kipinde dua edersiniz. Söyleyeceğim şeyi unuttum. Buradan tam nereye geleceğiz diyecektim. Biraz konu dışına sapmış bulunduk tabii. Neyse. Olur, programın sonuna geldik. Saat ilerliyor. Ama şeyle dua kipi Tanrı'yla, tamam hatırladım. Dua kipi sen kipidir. Sen dersiniz. Ya da hüve, o dersiniz. Ama ben olmaz değil mi? Bir ayrılık, daima bir ayrılık vardır. Buna fark makamı derler. Fakat daha sonra ikinci bir makam vardır. İşte fena fillah filan derler. Tanrı'da yok olmak filan. Enel hak'la bu simgeleşmiştir. Enel hak dersiniz. Yani dersiniz dediğim diyenler diyor. Ben hakikatim diyor. Hakkın, hakikatin kendisi benim diyor. Bu ben Tanrıyım diye çevrilip Hallacı da o şekilde katletmişlerdir. Bunun bir sürü şeyi vardır. Mansur Enel Hak söyledi. Haktır sözü, hakkı söyledi. Nadan mukayyet anladı ama mutlak söyledi. Yani ne demek Mansur burada, Hallacı Mansur. Mansur ben hak, hakikatim, ben Tanrıyım dedi diye anladılar diyor. Ve doğru da söyledi diyor. Yanlış bir şey söylemedi. Ama nadan cahil sürüsü onu yanlış anladı. Oysa o kendini kastetmedi. Ben derken, yani orada genelde problem Enel Hak'taki Hakk'a takılıyorlar. Hatta bazı sufiler kızarak şey derler. Ne yani Ene batıl mı deseydi? Tabii ki Hakk'ım diyecek. Batılım mı deseydi? Ama buradaki sorun Hak kelimesinde. Oysa bizim Erzurum İbrahim Hakkı'dan aktardığım bu dörtlük sorun Ene'dedir diyor. Orada ben derken ben Dücane, ben Mansur anlamında söylemedi diyor. Oradaki ben mutlak manası, yani hakikat hakikattir demiş oldu. Ayrılık gayrılık göstermedi diyor. Şimdi bir de bu cem makamı denilen makamda, yani bir yaratılan var, bir de yaratan var. Şeklindeki birinci makam şeriat düzeyi kabul edilir. Halkın makamıdır. Orada hak ayrı, hakikat ayrı, Tanrı ayrı, kul ayrıdır yani. Yaratan, yaratan ayrılır. Burada birleşir. Şimdi bir üçüncü aşama daha vardır. Cemul cem denir. Yani fark cem ve cemul cem de artık şey olmaz. Enel hak olmaz. Hak haktır, Tanrı Tanrı'dır, kul da kuldur. Tekrar başa dönülür. Arada ne fark vardır? Hakikati
aynı olsa bile halkla konuşurken farklı olarak konuşmaktır. Buna halk içinde hakla beraber olmak tabir edilir. Yani yarılma sorunu mistik akımlarının da en temel sorundur ama bu o kadar insani bir sorundur ki felsefenin de en temel problemi her zaman bu yarılma, ayrılma problemi olmuştur. Duyular, duygular ve us. Bunların kendine uygun. Çünkü mesela din dediğinizde muhayyile, imgelem devreye girer. Duygular devreye girer. Duyusal olarak devreye girer. Mesela şeytan taşlıyorlar. Şeytan taşladıkları şeytan ne? Bir tane beton parçası. Oraya dikmişler bir beton. Eskiden taştı o. O taşın üstüne bir beton dikmişler. Milyonlarca insan oraya şeytan taşlıyor. Şimdi bakın bu nedir? Bu yanlış mı? Değil ama duyusal, duyusal. Şimdi ussal değil, şeytan deyince felsefe böyle bir varlık, bir kişi filan anlamaz ki. Ne anlar? Kötülüğü anlar. Yani iyilik ve kötülüğü konuşmak ister felsefe. Kavramdan bahseder. Kavramdan söz eder. Ama halk iyilik ve kötülük deyince iyilik ve kötülüğü somut olarak dokunulabilir, kişi olarak işaret edilebilir diye anlamak ister. Bakın dikkat edin, Tanrı'yı da öyle anlıyorlar. Felsefenin Tanrısı kavramsal bir Tanrı'dır. Ama inancın Tanrısı kişi Tanrı'dır. Yani zamirle gösteriyorsun o. Çünkü kavramdan bir kavrama dua edilmez. Bir kavram ancak düşünülebilir. Ama kişi Tanrı'dan dua ediyorsunuz, yardım istiyorsunuz. Dolayısıyla halk genel kanılara dayalı olarak duyusal olanın içerisinde, zihni duyusal olanın içerisinde ve duyusal olana bağlı, hatta bağımlı olarak yaşar. Platon'un mağarasını hatırlayın. İşte felsefe bu mağaranın dışına çıkmak demektir. Bir ussal, duyusal olmayan, avcumuzun içine alamayacağımız, mıncıklayamayacağımız bir hakikat vardır. Ve biz o hakikati ussal olarak kavrayabiliriz. Şimdi işte felsefeye olan ilgi de buradan kaynaklanıyor. Din bize mıncıklanabilecek, elimizle tutabileceğimiz bir şey vermek istiyor. Dikkat edin, ibadetlerde somut olanı kurban kesmek. Keza daha inandırıcı. Daha doğal ama şöyle bir fark var. Biz duyusal canlı değil miyiz? Hegel'in çok soylu bir şeyi vardır. Hatta şey der, felsefe dinden korkmamalı. Adem Havva kıssasını yorumlar Hegel mantığının girişinde. Küçük mantığının. Ve der ki felsefe dinden korkmasına gerek yok. Dinsel olanı yorumlama işi yine felsefenin işidir der. Dindar yorumlayamaz çünkü. İnanıyor. Yani ne Adem Havva ne yapacak? Bir dindar Adem'i aldı, Havva'yı aldı. Ne yapacak? Orada onu nasıl yorumlayacak? Dinsel olanı yorumlamak yine felsefenin işidir. Yorum işi yani şeyin Hegel diyor ki düşünmek insana mahsustur. Dolayısıyla felsefenin işi düşünmektir. Sadece felsefe insaniymiş de din insani değilmiş gibi bir tutum alınıyor diyor. Unutmayın, orayı ben ekliyorum arkadaşlar diyor. İnanmak da insana mahsustur. İnanmak da, inanç da insanidir. Ancak bunların arasında bir sıra düzeni, bir hiyerarşi var. Biz evrilmek, tekamül etmek istiyoruz. O yüzden usa ihtiyacımız var. O yüzden felsefe ihtiyacımız var.